Herkese merhaba. Nefis Tatlar Durağı'na hoş geldiniz. Bugün yumuşacık, puf puf, dev gibi kavuran muhteşem poğaçalar hazırladım. Yapılışı oldukça kolay. Üstelik çok da lezzetli. Dilediğiniz zaman bu tarifi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Önemli püf noktaları var. Hepsini sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Yoğurma kabın içerisine 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt ve 1 paket yaş maya ilave ettim. Maya aktifleşene kadar karıştırdıktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. 2 adet yumurta kullandım sarılarını üzeri için bir köşeye ayırdım yumurta akını da ilave ettikten sonra 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ ilave ediyorum 6,5 su bardağı un kullanıyorum unu lütfen kontrollü ekleyelim eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz bu sırada üzerine 1 yemek kaşığı silme tuz ilave ettim. Poğaça hamurunun en önemli püf noktası malzemelerinin ılık olması. Süt ve su ılık olduğu takdirde mayalanma süresi daha kısa yenecektir. Bu sırada ben yaş maya kullandım. Sizler dilerseniz bir paket toz maya da kullanabilirsiniz. Yine yaş mayanın da ılık ortamda bulundurmamız çok önemlidir. Derin dondurucudan çıkarttığımız zaman ılık suyun ve sütün üzerine eklemeyelim. Derin dondurucudan çıkartmış olduğumuz maya soğuk olduğu takdirde sütü ve suyu da soğutacaktır ve mayalanma süresi daha çok uzayacaktır. Bu yüzden tüm malzemelerin ılık olması çok önemlidir. Hamuru 4-5 dakika boyunca yoğurdum. Görmüş olduğunuz gibi yumuşak bir hamur elde ettim. Üzerini kapatıyorum ve 45 dakika boyunca mayalanmaya bırakıyorum. ve 45 dakikanın sonunda hamur çok güzel bir şekilde mayalandı. İlk havasını aldıktan sonra masanın üzerinde kabaca toparlamaya devam ediyorum. Hamurun ilk havasını mutlaka alalım. Uzun süre mayalandırma işleminde bıraktığımız için içerisindeki hava kabarcıklarının tamamen sönmesi gerekiyor. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Evet, hamuru kabaca toparladıktan sonra toplamda 16 eşit parçaya bölüyorum. Poğaçaların ebatlarını kendiniz göz kararı ayarlayabilirsiniz. Dilediğiniz büyüklükte veya küçüklükte bezeler halinde bölebilirsiniz. Bezeleme işleminde bezelerin büyüklüklerinin aynı olmasına özen gösterelim. Bu işlemi avuç içerisinde yuvarlayarak anlayabilirsiniz. Yaptığım en kolay poğaça tariflerinden bir tanesi diyebilirim. Tepsi tepsi hazırlayıp derin dondurucuda da muhafaza edebilirsiniz. Dilediğiniz zaman çıkartıp ısıtıp tüketebilirsiniz. Sade yapmayı tercih ettim. Peynirlisi, patateslisi de çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Tavsiye ediyorum. Tarifimi denedikten sonra sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine bezeleri aralık bırakarak yerleştiriyorum. Poğaçaların üzerine temiz bir bezle kapatıyorum ve 20 dakika boyunca tepsi mayasına bırakıyorum. Aradan 20 dakika geçti poğaçalar dev gibi kabardı. Hemen bir köşeye ayırmış olduğum 2 adet yumurta sarısını çok güzel bir şekilde çırpıyorum ve poğaçaların üzerine sürüyorum. Ben bu işlemi yaparken fırın şu anda 180 derecelik alt üst ayarda ısınıyor. Poğaçaları mutlaka sıcak fırında pişirelim. Aksi takdirde kabarmayabilir. Poğaçaların mayasını kaçırmadan hassas bir şekilde yumurta sarısını sürmeye özen gösterelim. Hafifçe şöyle çatal kaşık yardımı ile üzerine iz veriyorum. Bu işlemi yapmaya da bilirsiniz. Evet tüm poğaçaların yüzeyine bol miktarda yumurta sarısından sürdükten sonra kavrulmuş susam ile süslüyorum. Dilerseniz sade bir şekilde veya çörek otu da kullanabilirsiniz. Her türlüsü çok lezzetli oluyor. Deneyenlerden tam not alan tepsilere sığmayan yumuşacık puf puf kabaran poğaça tarifini sizlerin de çok beğeneceğinize eminim. Evet şöyle hafiften üzerlerine çörek otu serpiştirdikten sonra hemen fırına gönderiyorum. Burada çok fazla zaman vermek istemiyorum. Lütfen kontrollü pişirelim. Altı ve üstü nar gibi kızardıktan sonra fırından alalım. Poğaçalar artık pişti. Çok güzel bir şekilde kabardı. Altı ve üstü nar gibi kızardı. Servis yapmadan önce üzerini temiz bir bezle kapatacağım ve 10 dakika boyunca dinlenmeye bırakacağım. Poğaçalar artık servis için hazırdır. Hemen sizlere şöyle bir de iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Bastıkça sünger gibi kabaran, içi yumuşacık, puf puf poğaçalar hazırladık. Mayalama süresi gayet yeterli geldi. Şeker oranını değiştirmenizi tavsiye etmiyorum. 2 yemek kaşığı dolusu şeker de yeterli gelecektir. Bu lezzeti gerçekten çok güzel. Fazladan kalan poğaçaları poşetliyorum ve derin dondurucuya kaldırıyorum. Derin dondurucudan çıkartıp taze taze yumuşacık tekrardan tüketiyoruz. Poğaçalar henüz daha çok sıcak. Birkaç dakika boyunca daha dinlendikten sonra daha güzel olacaktır. Çok fazla zaman kaybetmeden, gün ışığını kaybetmeden sizlere hemen hızlı bir şekilde iş dokusunu da göstermek istedim. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.